Merhabalar arkadaşlar. Bugün genetik dersinde DNA'nın yapısı ve analizi isimli ünitenin ikinci yarısıyla karşınızdayım. Bugün dersimizde DNA ve RNA'nın moleküler yapılarından bahsedeceğiz ve ayrıca bu moleküllerin araştırılmasında kullanılan analitik yöntemler nelerdir? Bunlara göz atmaya çalışacağız. Öncelikle biraz nükleik asit kimyasına bakmakta fayda var. DNA'nın yapısını kavrayabilmek için nükleik asit kimyası hakkında bazı kritik bilgilere sahip olmak gerekmektedir. DNA bir nükleik asittir ve nükleotitler bütün nükleik asit moleküllerinde olduğu gibi DNA'nın da yapı taşlarıdır. Bazen bu yapı taşlarına mononükleotitler adı da verilmektedir ve 3 temel kısımdan oluşmaktadır mononükleotitler. Azotlu organik baz, pentoz şekeri ve fosfat grubu olmak üzere. Azotlu organik bazlar pürinler ve pirimidinler olmak üzere iki kimyasal sınıf altında incelenmektedir. Pürinler şuradaki şekilden de göreceğiniz gibi adenin ve guanindir ve iki tane halkadan yani bir pürin halkasından oluşmaktadırlar. Pirimidinler ise sitozin, urasil ve timin nükleotitleridir ve şuradaki halkadan da göreceğiniz üzere bir tane pirimidin halkası taşımaktadırlar. Nükleik aside adını veren aslında o nükleik asidin taşıdığı şekerdir. Pentoz şekerdir yani 5 karbonlu şeker. RNA'da 5 karbonlu şeker olarak riboz, DNA'da ise 5 karbonlu şeker olarak deoksiriboz bulunmaktadır. Bu iki molekülün arasındaki fark şudur. Şuradaki figürden de görebileceğiniz üzere DNA'nın yapısında bulunan deoksiriboz şekerinin 2 numaralı karbon atomuna bir hidrojen bağlıdır. Ribozda ise yani RNA'nın yapısında bulunan şekerde ise 2 numaralı karbon atomuna bir adet hidroksil grubu bağlanmıştır. Burada molekülün adının deoksi olmasının nedeni şurada bakın ribozda bulunan oksijenin eksik olmasıdır. O nedenle deoksiriboz olarak adlandırılmaktadır. Bir de nükleotit ve nükleozit arasındaki farkı açıklamakta fayda var. Az önce de ifade ettiğim üzere nükleotitler şeker, fosfat ve azotlu organik bazdan oluşur demiştim. Eğer şeker ve azotlu organik baz bir araya gelirse bu yapının adı nükleozit olur. Ancak şeker ve azotlu organik baza bir de fosfat grubu ilave edilirse işte bu molekülün adı nükleotit olur. Nükleozit ile nükleotit arasındaki temel fark yapıya bir fosfat grubunun dahil olup olmamasıdır. Eğer yapıda 2 tane fosfat grubu varsa bu difosfat, 3 tane fosfat grubu varsa trifosfat adını almaktadır. Burada nükleotitlerin yapısında fosfat grubu bulunduğu için hem adenin hem de guanin bir başka önem arz etmektedir. Adenin ve guanin 3 fosfatlı formda ATP ve GTP moleküllerini oluşturur. Bu terminal fosfat grubunun çıkarılması ya da ilavesiyle büyük miktarda enerji oluşumu söz konusudur. O nedenle metabolizmada ATP ve GTP molekülleri ilgili substratlara terminal fosfat grubunun koparılıp aktarılması yoluyla enerji aktarırlar. Dolayısıyla biyoenerjetikte oldukça büyük öneme sahiptirler. Peki bu nükleotitler nasıl bir araya gelirler ve bir polinükleotit zincirini oluştururlar? Yani DNA ya da RNA'yı oluştururlar. Birbirini takip eden İki nükleotidin birbirleriyle kurdukları bağ fosfodiester bağı adı verilmektedir. Birbirini takip eden iki nükleotitten birinin şekeriyle diğerinin fosfat grubu arasında meydana gelen kovalent bağı ifade etmektedir. İki nükleotit birleştiğinde meydana çıkan yapı bir dinükleotittir. Üç nükleotit bir araya gelirse oluşan yapıya ise trinükleotit adı verilmektedir. Yaklaşık 20 nükleotit içeren kısa zincirlere oligonükleotit zincirleri adı verilmektedir. Ama 20 nükleotitten daha fazla sayıda nükleotit monomerinin bir araya gelmesiyle oluşmuş uzun zincirlere ise polinükleotit zincirleri adı verilmektedir. Hatırlarsanız bir önceki dersimizde Leven isimli araştırmacının bütün nükleotitlerin DNA'da eşit molar miktarda bulunduğunu ifade ettiğini söylemiştik. Yani A, T, G ve C 1-1-1-1 oranında ve birbirlerini tekrarlayacak şekilde eşit molar miktarda bulunur demişti. DNA'daki 4 bazın mutlaka eşit molar miktarda
bulunduğunu ileri süren bu düşüncenin zamanla yanlış olduğu ortaya çıkmıştır. DNA molekülünün ağırlığının 10 üzeri 6 ile 10 üzeri 9 dalton arasında olduğu tespit edilmiştir. Bu değerler Levent tarafından ileri sürülen tetranükleotidin moleküler ağırlığından çok daha büyüktür. Bugün gerçek olan şey şudur ki DNA oldukça uzun bir polinükleotit zinciridir. İşte bu uzun polinükleotit zincirinin içerisinde muazzam miktarda bir genetik bilgi depo edilebilmekte ve bu genetik bilgi muazzam bir biyolojik çeşitliliğe yol açmaktadır. Bu uzun polinükleotit zincir yapısı aslında DNA'nın genetik bilgiyi depolama kapasitesinin nasıl yüksek olduğunu da açıklamaktadır. Sadece 1000 nükleotit içeren bir polinükleotit zincirinde her birinin dizilimi diğerinden tamamen farklı 4 üzeri 1000 değişik yapı oluşturulabilir. Buradaki 4'ün kullanılma nedeni DNA'nın yapısında 4 farklı nükleotidin bulunmasından kaynaklanmaktadır. Polinükleotit zincirleri genetik materyal olarak rol oynayan DNA'yı oluşturmak üzere nasıl düzenlenmişlerdir peki? Biraz da buna göz atmakta fayda var. Watson ve Crane DNA'nın yapısı ile ilgili ortaya sürdüğü önermelerde bu önermelere temel teşkil eden başlıca iki kaynaktan gelen veriler söz konusuydu. Nedir bunlar? Hidrolize edilmiş DNA örneğinin baz kompozisyonu analizi ve DNA'nın X ışını kırınımı çalışmalarından elde edilen veriler. Burada tabii Erwin Chargaff'ın çalışmalarına da atıfta bulunmakta fayda var. Herhangi bir canlı türünde DNA'daki adenin bazının miktarı timin bazının miktarıyla doğru orantılıdır. Yani birbirine eşittir. Guanin bazının miktarı ise sitozin bazının miktarıyla orantılıdır. Buradaki tabloda değişik organizmalardaki adenin, guanin, sitozin ve timin oranları verilmiştir. Örneğin öküz timusunda adeninin molar oranıyla timinin molar oranı birbirine hemen hemen yakındır. Ya da mayada yine adeninin molar oranıyla timinin molar oranı birbirine hemen hemen yakındır. Yine aynı organizmada guaninin molar oranıyla sitozinin molar oranı da birbirlerine yakındır. Değişik organizmalardaki guanin artı sitozin içeriğine göz attığımızda T2 fajında guanin artı sitozin yüzdesinin %36, drosophila'da %45, mısır bitkisinde %49.1, öglena'da %53.5 ve neurospora'da %53.7 olduğunu görüyoruz. Aşağıdaki tabloda ise insanda, deniz kestanesinde, ekolide ya da diğer bir takım canlılarda nükleotitlerin baz içerikleri molar olarak birbirlerine yakın olarak gösterilmiş. Bakın insanda adeninin molar oranının timine oldukça yakın olduğu, benzer şekilde guaninin molar oranının da sitozine oldukça yakın olduğu gösterilmiştir. Aynı zamanda insanda adenin bölü timin oranı 1.05, guanin bölü sitozin oranı ise 1.0 olarak gösterilmiştir. Yani DNA molekülünde ne kadar adenin varsa o kadar timin var, ne kadar guanin varsa o kadar sitozin vardır. Devam ediyoruz. Aynı zamanda adenin artı guaninin sitozin artı timine oranı da 1'i vermektedir. Tablodaki oranlara göre adenin artı guaninin yani pürinlerin toplamı pirimidinlerin toplamına yani sitozin artı timine eşittir. O nedenle bu iki toplamın birbirine bölünmesi sonucunda oran 1'e yakın çıkmaktadır. Sitozin artı guanin yüzdesinin adenin artı timin yüzdesine mutlaka eşit olması gerekmez. İki değer arasındaki oran türden türe değişiklik gösterebilmektedir. Erwin Chargaff'ın elde etmiş olduğu sonuçlar aslında bilmecenin çözülebilmesi için ilk ipuçlarını sağlamıştır. Aynı zamanda 4 bazın eşit molar miktarda bulunduğunu savunan Levin'in tetranükleotit hipotezi de tarihin tozlu raflarına kaldırılmıştır. DNA'nın yapısının aydınlatılabilmesine ilişkin bir diğer veri türü de X ışını kırılımı analizlerinden gelmiştir. DNA zincirleri X ışını bombardımanına tabi tutulduğunda molekülün atomik yapısına göre ışınlar ortadaki moleküle çarptıktan sonra değişik açılarda saçılma göstermektedir. Ve bu saçılım yani difraksiyon fotoğraf filmi üzerinde bazı lekeler oluşturmaktadır. Bu lekeler analiz edilmek suretiyle molekülün düzenli olarak oluşturmuş olduğu yapı ve genel görünümü ana hatlarıyla ortaya çıkarılabilmektedir. Bu tekniğe X ışını kırınımı denmektedir.
William Asbury isimli araştırmacı DNA'da 3.4 angstrom aralıklarla tekrarlayan düzenli yapıların olduğunu tespit etmiştir X ışını kırılımı tekniği sonucunda. Rosalind Franklin ise DNA'nın bir çeşit sarmal yapıda olduğunu ortaya koymuştur. Bakın şuradaki figür DNA molekülünün X ışını kristalografisi tekniğiyle üstten bir görünümünü sunmaktadır. Bu görünüme göre nereye baktığını bilen bir araştırmacı aslında DNA molekülünün bir eksen etrafında dönen sarmal yapıda bir molekül olduğunu anlayabilir. Ancak maalesef Rosalind Franklin çekmiş olduğu bu fotoğrafta DNA'nın kendisine ne anlatmak istediğini tam olarak algılayamamıştır. Pauling ise DNA'nın üçlü sarmal yapıya sahip olduğu yönünde tamamen yanlış bir öngörüde bulunmuştur. Watson-Crick modeli bugün DNA'nın bildiğimiz modelidir. İki uzun polinükleotit zinciri yani şurada gördüğünüz iki tane zincir bir merkezi eksen etrafında sağ el ikili sarmal yapısı oluşturacak şekilde dönüş gerçekleştirir. Ve iki zincir birbirine antiparaleldir. Yani zincirlerden bir tanesi 5 üstünden 3 üstüne doğru uzanırken diğer zincir ise 3 üstünden 5 üstüne doğru uzanmaktadır. Her iki zincirin bazları düzlemsel yapıdadırlar. Bakın şurada görmüş olduğunuz bazlar. Ve bu düzlem aslında şu orta eksene diktir. Bazlar arasında 3.4 angstrom mesafe vardır. Yani şu iki baz arasındaki mesafe 3.4 angstrom yani 0.34 nanometredir. Karşı zincirlerdeki azotlu organik bazlar birbirleriyle şurada görmüş olduğunuz hidrojen bağları oluşturmak suretiyle organize olmuştur. DNA'da sadece adenin eşittir timin ve guanin eşittir sitozin eşleşmesi söz konusu olabilir. Bakın burada guanin ve sitozin eşleşmiştir. Şurada ise adenin ile timin eşleşmiştir. Sarmalın her bir tam dönüşü 34 angstrom yani 3.4 nanometredir. Her bir zincirde bir dönüşte 10 tane baz yer almaktadır. Bakın şurası tam bir dönüşlük mesafe ve bu aralıkta 10 tane baz yer almaktadır. Ana eksen üzerinde daha geniş olan şurada görmüş olduğunuz bakın büyük oluk ve daha küçük olan şurada görmüş olduğunuz küçük oluk oluşmaktadır. Bu sağ el ikili sarmal yapısına göre merkezi bir eksen etrafında dönen çift sarmal yapının dönüşü sırasında oluşturmuş oldukları oluklardır. Sarmalın çapı yani sarmalın şu ucuyla şu ucu arasındaki şu çap 20 angstrom yani 2 nanometredir. Baz eşleşmesi modelin aslında en önemli en kritik noktasıdır. İki zincirin antiparalel doğası gereği ikili sarmal modelinin kilit noktasını bu baz eşleşmeleri oluşturmaktadır. Zincirin biri az önce söylemiştim hatırlayınız 5 üssü ucundan 3 üssü ucuna doğru uzanırken diğer zincir ise 3 üssü ucundan 5 üssü ucuna doğru uzanmaktadır. Sağ el ikili sarmal yapısının doğasını anlamanın en iyi yolu onu sol el ikili sarmal molekül yapısıyla görsel olarak karşılaştırmaktır. Sağ el sarmalın uzaydaki konformasyonu Watson ve Crick'in elde etmiş olduğu verilere en iyi uyum sağlayan konformasyondur. Bu yapıda yer alan pürin yani adenin ya da guaninin karşısına bir pirimidin yani bir timin ya da bir sitozin gelirse eğer sarmalın çapı X ışını kristalografisi analizleri sonucunda elde edilen 20 angstromluk çapla mükemmel derecede uyuşmaktadır. Burada DNA'nın iki zinciri arasında adeninin timinle, guaninin ise sitozinle eşleşmesi complementarity ya da tamamlayıcılık olarak bilinmektedir. Bu terim bazlar arasında hidrojen bağlarıyla sağlanan kimyasal ilişkiyi tanımlamaktadır. Neden başka baz eşleşmeleri söz konusu değildir? Örneğin adenin timin baz eşleşmesi yerine neden adenin guanin ya da adenin sitozin baz eşleşmeleri mümkün değildir? Watson ve Crick yapmış olduğu çalışmalarda adenin, guanin ve sitozin timin baz eşleşmelerini hesaba katmamışlardır. Çünkü Watson ve Crick'in öne sürdüğü baz eşleşmeleri pürin-pürin ve pirimidin-pirimidin arasındaki baz eşleşmeleridir. Ve bu baz eşleşmelerinde
Pürin ve pirimidin halkalarının büyüklüğüne bağlı olarak sarmalın çapı bazı kısımlarda 20 angstromdan daha büyük, bazı kısımlarda ise 20 angstromdan daha küçük olacaktır. İki tane pürin molekülü bir araya geldiğinde, pürin halkası bir çift halkaydı hatırlarsanız, iki tane çift halkalı molekül yan yana geldiğinde DNA molekülünün o kısmı genişleyecek ve bir şişkinlik yapacak 20 angstromdan daha büyük olacaktır. İki tane pirimidin molekülü eşleşecek olursa pirimidin halkası da bir tek halkaydı hatırlarsanız. Bir halka bir tarafta, bir halka diğer tarafta olmak üzere toplam iki halkadan oluşan bir birliktelik meydana gelecek. Dolayısıyla bu da DNA'nın çapı olarak betimlenen 20 angstromdan daha küçük, yani daha dar olacaktır. Yani pürin-pürin eşleşmelerinde DNA'nın çapı büyüyecek, pirimidin-pirimidin eşleşmelerinde ise DNA'nın çapı o bölgelerde daralacak, yani küçülecektir. Oysa ki X ışını kristalografisi verileri DNA'nın çapının molekül boyunca her yerde sabit olduğunu göstermektedir. İşte o nedenle DNA molekülünde sadece bir pürin ve bir pirimidin bazı arasında eşleşme meydana gelebilmektedir. Pürin ve pirimidin eşleşmeleri ise adenin timin çifti ile guanin sitozin çiftidir. Bu moleküller birbirleriyle hidrojen bağları aracılığıyla etkileşime girmektedir. Hidrojen bağı zayıf bir elektrostatik çekimdir. Buradan yola çıkarak DNA'nın iki zincirini birbirine bağlayan bağ hidrojen bağıdır. O halde DNA zayıf bir moleküldü sonucu çıkarabilirsiniz. Ancak gerçekte durum böyle değildir. Çünkü adeninle timin arasında iki tane hidrojen bağı oluşturulur. Şuradaki şekilde gördüğünüz gibi. Guaninle sitozin arasında da 3 tane hidrojen bağı meydana getirilir. Bu nükleotit çiftlerinden binlercesinin arka arkaya uzun bir zincir üzerinde sıralandığı göz önünde bulundurulduğunda iki iplik aslında birbirine binlerce hidrojen bağıyla bağlıdır. Tek başına zayıf olan bu elektrostatik çekimler binlercesi bir araya geldiğinde o iki polinükleotit zincirini birbirine oldukça sağlam bir şekilde bağlayabilmektedir. Ve bu durum DNA molekülünün kimyasal kararlılığını artırmaktadır. Moleküle dayanıklılık sağlayan diğer bir faktör ise eksen boyunca hidrofilik ya da hidrofobik moleküllerin DNA'nın üzerindeki yerleşim şekilleridir. Hidrofilik yapıda olan şeker ve fosfat grupları genellikle molekülün dış kısmına bakmaktadır. Çünkü dış ortam suludur. Dolayısıyla suyla temas etmekten çekinmezler. Diğer yandan azotlu organik bazlar ise molekülün iç kısmına bakarlar. Çünkü hidrofobik yapıdadırlar ve bu şekilde sudan kaçmış olurlar. İşte bu konfigürasyon DNA'nın moleküler açıdan dayanıklı olmasını sağlayan bir diğer özelliğidir. Peki biraz da DNA'nın formlarına göz atalım. Değişik izolasyon koşullarına bağlı olarak DNA'nın farklı konformasyonel formları oluşabilir. Watson ve Crick tarafından yapılan incelemelerde DNA'nın o dönemde A DNA ve B DNA şurada gördüğünüz gibi olmak üzere iki farklı formunun olduğu bilinmekteydi. Watson ve Crick analizleri ve Rosalind Franklin'in X ışını kristalografisi verileri bir araya getirildiğinde aslında en çok görülen DNA formunun B DNA olduğu bilinmektedir. Her ne kadar 1950'li yıllarda DNA X ışını kırınımı deneyleriyle aydınlatılabilmiş olsa da son yıllarda gelişen bir başka teknolojiyle, yani tek kristal X ışını tekniğiyle daha ayrıntılı olarak incelenebilmektedir. Eski çalışmalarda, yani X ışını kristalografisi deneylerinde çözünürlük 5 angstrom iken tek kristal X ışını kırınımında ise çözünürlük yaklaşık olarak 1 angstromdur. Bu çözünürlük değeri neredeyse atomik çözünürlüğe oldukça yakın bir değerdir. ADNA'dan bahsedecek olursak, ADNA yüksek tuz ya da dehidrasyon koşullarında baskın olan yapıdır. Yani şurada görmüş olduğunuz biraz daha sıkı sarılmış bir yapı. Yani helezon şeklindeki bir yayın üstten ve alttan bastırılarak biraz daha sıkıştırıldığını düşünün. B DNA ile karşılaştırıldığında, yani şununla karşılaştırıldığında az önce söylediğim gibi A DNA daha sıkı bir yapıdadır. Çapı 23 nanometre olan sarmalın tam bir dönüşünde 9 baz çifti yer alır. Neden? Sıkıştırılmış olduğu için. A DNA'da B DNA'da olduğu gibi sağ el sarmal yapısı göstermektedir. Bazlar sarmalın eksenine göre eğik ya da yatay olarak yerleşmişlerdir. Bu farklılıklardan dolayı büyük ve küçük oluğun görünümü de B DNA'ya göre biraz farklıdır. Bir diğer form C DNA'dır.
cDNA aslında A DNA ve B DNA'ya göre daha yüksek dehidrasyon koşullarında izolasyon yapıldığında ortaya çıkabilmektedir. Yani daha düşük su içeriğiyle birlikte izolasyon yapıldığında ortaya çıkmaktadır. Sarmalın tam bir dönüşünde 9.3 baz yer almaktadır ve sarmalın çapı 19 angstromdur. Yani B DNA'dakinden 1 angstrom daha dar. Bir de D DNA ve E DNA bulunmaktadır. Bunlar guanin bulunmayan DNA formlarıdır. Sarmalın tam dönüşünde D DNA için 8 baz, E DNA için 7 baz yer almaktadır. Bir diğer DNA formu ise Z DNA formudur. DNA'nın ilginç bir konfigürasyonudur. Burada sağ el değil de sol el konfigürasyonu söz konusudur. Bu sol el sarmalın çapı 18 angstromdur. Yani B DNA'dan 2 angstrom daha küçük. Her bir dönüşte 12 baz çifti yer almaktadır ve zikzak konfigürasyona sahiptir. B DNA'da büyük oluk burada, yani Z DNA'da neredeyse kaybolmuştur. İlginç ve son DNA formumuz ise P DNA'dır arkadaşlar. DNA sarmalı eğer iki ucundan çekilerek uzatılacak olursa P DNA adı verilen yeni ve ilginç bir DNA formu elde edilir. Bu P DNA modeli B DNA modeliyle karşılaştırıldığında daha uzun ve daha incedir. Ne demiştim? O sarmalın iki ucundan tutup bir parça sağa sola doğru çekiştirdiğinizi düşünün. O nedenle B DNA'ya göre daha uzun ve daha incedir. B DNA'da yüzeyde bulunan fosfat grupları P DNA'da içeriye kaçmış durumdadır. Yine benzer şekilde B DNA'da sarmalın içerisinde yer alan azotlu organik bazlar P DNA'da sarmalın dış yüzeyine daha yakın konumlanmıştır. Bu değişikliklerin tamamı o helix yapıdaki sarmalı çekip uzatmanızdan kaynaklanmaktadır. B DNA'da her bir dönüşte 10.4 baz bulunurken P DNA'da ise her bir dönüşte sadece 2.62 baz yer almaktadır. DNA bu yapısına ilave olarak ökaryotlarda özellikle bazı proteinlerle bir araya gelerek bir entegrasyon oluşturmuştur. Özellikle histon proteinleri ökaryotlarda DNA molekülüyle kompleks haldedir. DNA molekülü replike olmadan önce ya da üzerindeki genlerden herhangi birisini transkribe etmeden önce bu işlemlerde rol alan büyük yapıdaki enzimlerle ve diğer çeşitli proteinlerle ilişki kurmak zorundadır. Onun için de konformasyonunda bazı değişikliklerin meydana gelmesi gerekmektedir. İşte DNA'nın konformasyonundaki bu özgün değişiklikler bazı proteinler için moleküler tanıma noktaları oluşturabilmektedir. Örneğin transkripsiyon faktörleri için. Peki biraz da ikinci önemli nükleik asit çeşidi olan RNA'ya, yani ribonükleik asite göz atacak olursak. RNA'da nükleotit yapı taşları yine polinükleotit zincirlerini meydana getirmektedir. RNA'da deoksiriboz yerine az önce ifade etmiştim hatırlayınız. Riboz şekeri ve azotlu organik bazlarından DNA'daki timinin yerine urasil bulunmaktadır. RNA'nın DNA'dan en önemli bir diğer farkı ise RNA'nın çoğunlukla tek zincirli olmasıdır. Ama bazen RNA'nın çift zincirli olan istisnaları da vardır. Nedir bunlar? Bazen uzun bir RNA molekülü kendi üzerine kıvrılıp katlandığında birbirine komplementer olan bölgeler birbiri üzerine gelerek eşleşme gerçekleştirebilir. Aynı ipliğin birbiri üzerine katlanması sonucunda oluşan bu ikili bölgeler sanki RNA'nın iki zincirli olduğu algısını ortaya çıkarır. Mesela yonca yaprağı şeklindeki tRNA molekülü aslında tek bir ipliktir ama kendi üzerine katlandığı için bazı bölgelerinden baz eşleşmeleri yapmış ve bu bölgeler sanki çift zincirliymiş gibi görülmektedir. RNA'nın çift zincirli olduğuna ilişkin bir diğer istisna ise bazı virüslerdir. Genetik materyali RNA olan bazı hayvan virüslerinde RNA ikili sarmalı olarak bulunabilmektedir. Genetik bilginin ifadesinde 3 farklı hücresel RNA molekülü görev almaktadır. Bunlardan birisi ribozomal RNA, yani rRNA, bir diğerisi haberci RNA yani mRNA, sonuncusu ise taşıyıcı RNA yani tRNA'dır. Bu moleküllerin tamamı kendisini sentezleyen DNA zincirinin komplementeri olan moleküllerdir. RNA'nın nükleotit dizisi üzerinden sentezlenmiş olan
kalıp DNA'nın deoksiribonükleotit dizisinin tam bir komplementeridir. RNA'da timin yerine urasil bulunduğu için transkripsiyonda ve RNA baz eşleşmesi sırasında urasil adeninin eşleneği olarak görev yapmaktadır. Şuradaki tabloda prokaryotik ve ökaryotik hücrelerde bulunan RNA'nın başlıca formları ve özellikleri yer almaktadır. Bu değişik RNA'lar merkez kaç alanındaki çökelmelerine ve içerdikleri nükleotit sayısıyla ölçülen büyüklüklerine göre ayırt edilmektedirler. Bakın ribozomal RNA'nın toplam RNA molekülleri içerisindeki yüzdesini görüyorsunuz, %80. tRNA'nın toplam RNA molekülleri içerisindeki yüzdesi %15, mRNA'nınki ise %5'tir. RNA 5S, 5.8S, 16S, 18S ve 23S alt birimlerden oluşur. tRNA ise 4S alt birimlerden meydana gelmektedir. mRNA'nın alt birimleri ise sentezlenecek proteine göre değişkenlik gösterebilmektedir. Ökaryotlar ve prokaryotlar burada E ve P harfleriyle sembolize edilmiştir. Şurada görmüş olduğunuz tüm bileşenler ökaryotlarda bulunabilmektedir. Ama özellikle 5S rRNA, 16S rRNA ve 23S rRNA sadece prokaryotlarda bulunmaktadır. 4S tRNA ile değişken özellikteki bazı mRNA'lar prokaryotlarda yer alabilmektedir. Şuradaki sütunda ise bu her bir RNA çeşidinin taşıdıkları yaklaşık nükleotit sayıları verilmiştir. Buradaki S harfi aslında çökelme katsayısını ifade etmektedir. Çökelme özelliği molekülün yoğunluğu, kütlesi ve biçimine bağlı bir özelliktir ve Swedberg katsayısı olarak bilinir. Her ne kadar büyük Swedberg katsayısı değeri molekülün çoğunlukla büyük olduğunu gösterse de bu iki oran birbirini tam olarak karşılamayabilir. Mesela molekül ağırlığındaki 2 kat artış Swedberg katsayısını da 2 kat yükseltmez. Bunun nedeni nedir? Bunun nedeni aslında molekülün kütlesinin yanı sıra molekülün büyüklüğünün ve biçiminin de bu çökelme hızını yani S'yi belirlemesidir. Peki DNA'dan bahsettik, RNA'dan bahsettik, yapıları hakkında bilgi verdik. Biraz da bu moleküllerin araştırılmasında kullanılan yöntem ve teknikler hakkında bilgi verelim. DNA'nın genetik materyal olarak rolü ve RNA'nın transkripsiyon ve translasyondaki görevleri bugün tam olarak aydınlatılmış durumdadır. Konunun bundan sonraki kısmında bu moleküllerin incelenmesinde kullanılan çeşitli yöntemler üzerinde duracağız. Önce ultraviyole ışığı soğurma yeteneğinden bahsedelim genetik materyalin. Azotlu bazlar içeren herhangi bir molekül, mesela nükleozitler olsun, nükleotitler olsun ya da polinükleotitler olsun, ultraviyole ışığı soğurdukları için ultraviyole ışık kullanılarak incelenebilirler. Özellikle nükleik asitlerin yerleşimi, ayrıştırılması ve tanımlanmasında ultraviyole ışığı absorbe etme yetenekleri önemli bir avantajdır. Ultraviyole ışınlarına ilave olarak nükleik asitlerin çökelme davranışları incelenerek de yapıları aydınlatılabilir. Çeşitli gradyent santrifüjleme işlemleriyle bu moleküller birbirlerinden ayrıştırılabilir. Bu şekilde nükleik asidin gradyentin hangi kısmında yer aldığı belirlenebilir ve bu fraksiyon ayrıştırılmak suretiyle daha da ayrıntılı incelenebilir. Gradyent santrifüjleme tekniğiyle ilişkin şuradaki şemaya dikkatlice bakınız arkadaşlar. Gradyent fraksiyonlarını ayrı ayrı alabilmek için bakın tüpün dibinde delikler oluşturulmuştur. Hızlı bir çevirme işlemi sonucunda merkez kaç kuvvetinin etkisiyle nükleik asitler molekül büyüklüklerine, şekillerine ve ağırlıklarına göre tüpün dibine doğru çökelerek çeşitli bantlar meydana getireceklerdir. Daha sonra tüpün altından bir delik açılmak suretiyle ilgilenilen bant hangisi ise o bant akıtılarak alınır. Elde edilen fraksiyonların her birinin 260 nanometrede absorbansı ölçülmek suretiyle örneklerin ultraviyole ışınlarını absorbe etme yetenekleri grafiğe geçirilir ve bu şekilde bir absorpsiyon spektrumu oluşturulabilir. Gradyent santrifüjleme moleküllerin çözelti içerisindeki çökelme davranışlarına dayalı olarak kullanılan bir tekniktir. Nükleik asitlerin bugün incelenmesinde iki tip gradyent santrifüjleme yöntemi kullanılmaktadır. Bunlardan bir tanesi sedimentasyon yani çökelme dengesi, bir diğerisi ise çökelme hızıdır. Çökelme dengesi santrifüjleme tekniği bazen yoğunluk gradyent santrifüjleme olarak da bilinmektedir.
karışımın içerisindeki her bir bileşenin yoğunluğuyla çakışan yoğunluk o bileşenin gradiyentini oluşturmaktadır. Az önceki figürden de gösterdiğim üzere gradiyent fraksiyonlara ayrılabilir ve bu şekilde bileşenler birbirlerinden ayrıştırılmış olur. Uygun biçimde kullanıldığında bu teknik yoğunlukları çok az farklı olan DNA moleküllerini başarıyla birbirinden ayırmakta kullanılabilir. Bu yöntem aynı zamanda DNA'nın baz kompozisyonuna ait bulgular elde etmek için de kullanılabilmektedir. Şuradaki grafikte gördüğünüz gibi farklı kaynaklardan elde edilen DNA'ların moleküler tanımlaması gerçekleştirilebilir. Bakın T4 fajından, lambda fajından, nörospora'dan, bir arbaktar türünden, bir pseudomonas türünden ya da bir mikrokokkus türünden elde edilen nükleik asitlerin guanin-sitozin çiftlerinin yüzdesi bu çökelme dengesi santrifüjleme tekniğiyle grafiğe dökülebilmekte ve birbirlerinden ne kadar farklı olduğu dokümante edilebilmektedir. İkinci yöntem ise çökelme hızı santrifüjlemesi demiştim arkadaşlar. Bu bir analitik santrifüjleme tekniğidir. Moleküllerin santrifüjleme sırasındaki hareketleri mor ötesi ışığı soğurma yetenekleri ya da optikleriyle incelenir. Böylelikle onların çökelme hızları hesaplanabilir. Bu yöntemde kilit değişkenler aslında incelenen moleküllerin kütlesi ve biçimidir. Genellikle kütle ne kadar fazlaysa çökelme hızı o kadar yüksektir. Ancak kütlenin yanı sıra molekülün biçimi sürtünme direncini etkileyeceğinden dolayı eşit iki kütleli molekül biçimleri farklı olduğu için ve farklı sürtünme katsayılarına sahip olduğu için farklı hızlarda çökelebileceklerdir. İşte bu teknikle o molekülleri birbirlerinden ayırmak mümkündür. Çökelme yöntemi moleküler ağırlığın tayininde kullanılabilen yöntemlerden bir tanesidir. Çalışılan molekülün bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri biliniyorsa eğer çökelme hızından moleküler ağırlık hesap edilebilir. DNA molekülünün çift sarmal yapıda olduğunu söylemiştim. Bu ikili sarmal yapıda olan DNA, denatürasyon sonucunda iki zincir arasındaki hidrojen bağlarının kopmasıyla iki tane ayrı tek zincirli DNA molekülüne bölünür. Zincirlerin ayrılması sırasında DNA'nın akışkanlığı azalır. Yani DNA'nın içerisinde bulunduğu çözeltinin yoğunluğu artar. Bu da buna bağlı olarak ultraviyole ışınlarını absorbe etme yeteneğinin de artmasına ve denge yoğunluğunun da artmasına neden olacaktır. Yani çift zincirli DNA'nın UV absorpsiyonu tek zincirli DNA moleküllerine göre daha düşüktür. Çift zincirli DNA'nın akışkanlığı tek zincirli DNA'ya göre yine daha düşüktür. Isı sonucunda oluşan bu denatürasyon bazen melting yani erime olarak da adlandırılabilmektedir. Isıtılan DNA çözeltisinin UV absorpsiyonunu ölçecek olursanız bakın şurada kırmızıyla sembolize edilen çift zincirli DNA'dır. Yeşille sembolize edilen ise denatüre edilmiş yani tek zincirli DNA'dır. Az önce hatırlayınız ne söylemiştim? Tek zincirli DNA'nın ultraviyole ışığını absorplama yeteneği çift zincirli DNA'ya göre biraz daha fazladır. İşte çift zincirli DNA ile tek zincirli DNA'nın ultraviyole ışınlarını absorbe etme yetenekleri grafiğe döküldüğünde bakın tek zincirli DNA'nın ultraviyole ışınlarını absorbe etme yeteneği biraz daha yüksek görülecektir. Yani grafikte eğri biraz sağa doğru kayacaktır şu yeşil çizgi için. İşte buna yani bu ultraviyole absorpsiyonundaki artışa hiperkromik kayma adı verilmektedir. Erime sırasında yani bu zincirlerin birbirlerinden ayrılmaları sırasında DNA'nın 260 nanometre dalga boyundaki absorpsiyonu izlenir ve sıcaklığa karşı grafiğe geçirilecek olursa bir erime profili elde edilir. Bu profilin ya da bu eğrinin tam orta noktası yani şu nokta yani TM değeri DNA zincirlerinin %50'sinin birbirlerinden ayrılmış olduğu noktayı göstermektedir. Peki denatüre edilen DNA tekrar renatüre edilebilir mi? Yani birbirinden ayrılan o zincirler tekrar bir araya gelebilirler mi? Isıyla denatüre edilen DNA yavaşça soğutulacak olursa tamamlayıcı zincirler arasında rastgele çarpışmalar meydana gelecek ve sonuçta zincirler birbirlerinin komplementeri oldukları için bir araya gelip aralarında tekrar hidrojen bağı kuracaklardır. Uygun sıcaklıkta zincirlerin ikili yapısını kazanmasını sağlayacak şekilde bu hidrojen bağlarının kurulmasıyla
molekülün eski orijinal haline dönmesine renatürasyon adı verilmektedir. Ve soğuma zamanının artışıyla birlikte oluşan bu ikili sarmalların yani duplekslerin sayısı da artacaktır. Bu tekrar bir araya gelme işlemi sırasında aynı nükleik asit molekülleri bir araya gelerek hibrit oluşturmak zorunda değildir. Mesela DNA zincirleri iki farklı organizmaya ait ise ve aralarında bir miktar baz tamamlayıcılığı varsa renatürasyon sırasında çift zincirli moleküler hibritler meydana gelebilir. Şöyle ki bakın şurada 1, 2 ve 3 şeklinde 3 farklı kaynaktan gelen DNA moleküllerini görüyorsunuz. Isıyla denatüre ettiğimizde her birini tek zincirli DNA molekülleri haline getirdik. Daha sonra bunların arasına bir de tek zincirli bir RNA molekülü ilave ettiğimizi düşünelim. Bunların tamamını aynı ortamda renatürasyona yani zincirlerin tekrar komplementerlerini bulup birleşmelerine olanak sağlayacak şekilde muhafaza edersek eğer sonradan ilave ettiğimiz şu yeşil iplik şuradaki tek zincirlerden herhangi birisinde kendisine komplementer olan bir baz dizisine denk gelirse o zaman bakın şuradaki turuncu baz dizisiyle bir baz eşleşmesi gösterdiği için onunla bir hibrit oluşturacaktır. Böylelikle iki farklı kaynaktan gelen tek zincirler bir araya getirilerek hibritler oluşturulabilmektedir. DNA blotlama da DNA hibridizasyona dayalı bir tespit yöntemidir. Hibridizasyon çözelti içinde ya da DNA'nın bir jele veya bir çeşit özel filtreye bağlı olduğu durumda gerçekleştirilmektedir. DNA blotlamaya ilişkin ayrıntılı bilgileri hem genel biyoloji, hem biyoteknoloji, hem de genetik dersinin önceki bölümlerinde ayrıntılı olarak verdiğim için burada tekrarlamıyorum. Burada kullanılan filtreler çeşitli DNA blotlama işlemleri için özel olarak üretilmiştir ve bu şekilde hibridizasyon tamamlayıcı nükleik asit dizileri için prop görevi yapmaktadır. Spesifik bir diziye sahip DNA'nın teşhis edilmesinde kullanılan bir diğer ilginç yöntem mikroarray analizidir. Bu da özellikle biyoteknoloji dersleri kapsamında ayrıntılı olarak anlattığım yöntemlerden bir tanesi olduğu için burada ayrıntılarını vermeyeceğim. Belirli bir DNA dizisi için klonlanmış binlerce genin tek bir analizde bütünüyle taranmasını sağlayan bir tekniktir. Bir diğer teknik ise floresan in situ hibridizasyon ya da FISH tekniği olarak bilinen tekniktir. Sitolojik preparatlarda bulunan DNA'nın hibrit oluşumu için hedef olarak kullanılmasıdır. Yine bu tekniğe ilişkin ayrıntıları da hem genel biyoloji hem de biyoteknoloji derslerinde ayrıntılarıyla vermiştim. Bu yaklaşım hibridizasyonu izlemek için floresan problarla birlikte kullanıldığında floresan in situ yani hücre içi hibridizasyon yöntemi ya da kısaca FISH tekniği olarak adlandırılmaktadır. Bu teknikte insan metafaz kromozomlarının hücre içi hibridizasyonu şurada görüldüğü gibidir arkadaşlar. Burada sentromerik DNA'ya özgül olan yani oradaki DNA ile hibrit oluşturma yeteneğine sahip olan radyoaktif işaretli bir prob kullanıldığı için özellikle o prob giderek kromozomların sentromer bölgelerine bağlanacak ve orada sarı renkli bir ışıma oluşturacaktır. Bu yöntem kullanılmak suretiyle herhangi bir dizinin kromozomun neresinde olduğunu o diziye spesifik komplementer problar kullanmak suretiyle tespit etmek mümkündür. Kromozomal DNA'nın propidium iodür ile zıt boyanması kırmızı floresan ışımanın oluşturulmasını sağlamaktadır. Yani sarı bölgelerle kırmızı bölgeler arasında bir kontrastlık oluşturulmak suretiyle sarı bölgelerin daha belirgin hale getirilmesi mümkün olmaktadır. İnsan kromozomlarının sentromerlerine özgül DNA'nın tanımlanmasında FISH'in kullanımı özellikle önemlidir. FISH tüm kromozom setlerinin içerisinde tek bir genin yerini saptayabilecek kadar özgül bir yöntemdir. Bir de reasosiyasyon kinetiği ve tekrarlayan DNA dizilerinden bahsetmek istiyorum. Tek bir kaynaktan gelen tamamlayıcı DNA ipliklerinin tekrar bir araya gelmelerine reasosiyasyon adı da verilmektedir. Bu tekrar bir araya gelme hızının yani reasosiyasyon hızının ölçümü moleküler hibridizasyon yönteminin aslında bir uzantısıdır. Bu durum reasosiyasyon kinetiği olarak bilinmektedir. Bu birleşme sırasında tek iplikler birbirlerine rastgele olarak çarpmaktadırlar. Eğer o çarpan iplikler birbirlerinin tamamlayıcısı iseler kararlı ikili sarmal moleküller oluşur.
Eğer birbirlerinin tamamlayıcısı değil iseler, tek iplikli DNA'lar bu çarpma işleminden sonra çarptıkları molekülden ayrılacaklar, başka DNA fragmentleriyle karşılaşacak, onlarla çarpışacaklar. Eğer onlardan herhangi birisiyle baz eşleşmesi gösteriyorlarsa, onlarla hibrit oluşturacaklar. Ve bu işlem tüm baz eşleşmeleri tamamlanıncaya kadar, yani tüm tek iplikler çift iplikli hale gelinceye kadar bu şekilde devam etmektedir. Burada DNA parçalarının reasosiyasyon yüzdesi, yani yüzde kaçının çift iplikli hale geldiği logaritmik bir skalada ürünlerin C sıfırlarının T'ye karşı, yani zamana karşı grafiğe geçirilmesi yoluyla görsel hale getirilebilir. Burada C sıfır tek zincirli DNA'nın başlangıçtaki konsantrasyonunun 1 litre nükleotitteki mol cinsinden değeridir. T ise burada genellikle dakika cinsinden verilen zamanı işaret etmektedir. Şuradaki grafikte her biri farklı genom büyüklüğüne sahip 3 tane farklı organizmanın tek zincirli hale getirilerek denatüre edilmiş DNA ipliklerinin tekrar bir araya gelerek renatüre olması, yani reasosiyasyon hızları gösterilmiştir. Buradaki grafikten de anlayabileceğimiz üzere canlının genomu ne kadar büyük ise o genomun reasosiye olması, yani tek zincirlerin birleşerek tekrar çift zincir haline gelmesi o kadar uzun sürmektedir. Bakın şurada bir bakteriyofaj türü görmektesiniz, MS2. Şurada bir T4, şurada da bir bakteri. Elbette bakterinin genomu bakteriyofajlara göre daha büyüktür. Genomunu tek zincirli hale getirdiğiniz E. coli tekrar çift zincirli hale gelebilmek için daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Ancak MS2 ve T4 fajlarının genomları nispeten daha küçük olduğu için, özellikle MS2'nin genomu T4'ten de küçük olduğu için, bu organizmaların DNA'ları denatüre edildiğinde o tek zincirli DNA'ların tekrar bir araya gelmesi, yani reasosiye olması için gereken zaman daha kısadır. Görülebileceği gibi genom büyüklüğü arttıkça elde edilen eğriler giderek sağa doğru kaymaktadır. İşte buna artan reasosiyasyon zamanı adı verilmektedir. Daha büyük genomlarda reasosiyasyon düşük hızda meydana gelir. Çünkü özgün DNA dizilerinin sayısı fazlaysa ilk eşleşmeler her zaman için daha fazla zaman alacaktır. Bakın burada C0'ın T'ye karşı grafiğe geçirilmesiyle oluşturulmuş bazı veriler görüyorsunuz. T4 fajı genomu oldukça küçük olduğu için çok hızla reasosiye olacaktır. E. coli az önceki grafikten de gördüğünüz üzere T4 fajından daha büyük bir genoma sahiptir ve buna bağlı olarak reasosiyasyon hızı ya da reasosiyasyon zamanı T4 fajından daha yüksektir. Dana ve semender de genomlarının büyüklüklerine bağlı olarak bu grafik üzerinde kendilerine uygun yerde konumlanmışlardır. DNA genomunda hızlı birleşen kısımlar genellikle tekrarlayan DNA dizilerinin olduğu kısımlardır. Neden tekrarlayan DNA dizilerinin olduğu kısımlar çok daha hızlı bir araya gelir? Aynı dizinin çoklu kopyalarının eşleşmeler yapması çok daha olası bir durumdur. Böylelikle tek kopyası bulunan dizilere göre çok kopyası bulunan diziler çok daha hızlı reasosiye olabilirler. Özgün DNA dizilerinin sayısı fazla olduğu için dana timus DNA'sı E. coli'ye göre daha komplekstir ve tekrar birleşmesi daha uzun sürmektedir. Nükleik asitler ayrıca elektroforez adı verilen bir yöntemle de birbirlerinden ayrıştırılarak analiz edilebilmektedirler. Bu teknikte farklı uzunluklardaki DNA ve RNA zincirlerine ait parçalar birbirlerinden ayrılarak ayrı bantlar halinde görüntülenebilir. Elektroforez teknolojisi özellikle aynı yük ve kütle oranına sahip ancak farklı boyutlardaki molekül karışımlarının ayrıştırılmasında oldukça işe yarayan bir tekniktir. Poliakrilamit ya da agaroz jel elektroforezleri kullanılabilmektedir. Poliakrilamit jel elektroforezinde gözenekler çok daha küçük olduğu için çok küçük DNA parçalarını dahi moleküler büyüklüklerine göre birbirlerinden çok rahat ayırabilirsiniz. Yani poliakrilamit jel elektroforezinin çözünürlüğü, yani ayırma kapasitesi çok yüksektir. Agaroz jel elektroforezinde ise agar molekülleri arasındaki boşluklar daha büyüktür ve poliakrilamit jel elektroforezine göre ayırma kapasitesi daha düşüktür.
küçük moleküller elektroforezde büyük moleküllere göre daha hızlı hareket edeceklerdir. Burada ayrımın kilit noktası jel matriksine bağlıdır. Yani jelin gözeneklerine bağlıdır. Az önce hatırlayınız, poliakrilamid jel elektroforezinde jel gözeneklerinin küçük olduğunu, agaroz jel elektroforezinde ise jel gözeneklerinin daha büyük olduğunu ve bu nedenle poliakrilamid jelin agaroz jele göre ayırma kapasitesinin daha yüksek olduğunu söylemiştim. Bu figürde elektroforez işlemi şematize edilmiştir. Elinizde DNA fragmentlerinin olduğunu varsayalım. O fragmentleri jel kuyucuğuna yüklediğinizde, bakın, bir elektriksel alana tabi tutarsanız eğer, DNA'nın elektriksel yükü neydi? Negatifti. Bir elektriksel alanda pozitif kutba doğru hareket etme eğiliminde olacaktır. İşte bu elektrik akımını verdiğinizde bu parçalar, jeli oluşturan şu gördüğünüz parçaların aralarındaki boşluklardan ileriye doğru, yani artı elektriksel kutba doğru hareket etmeye başlayacaklardır. Ama bu hareketin hızı bu parçaların büyüklüklerine bağlı olarak değişmektedir. Daha küçük moleküller artı kutba doğru daha hızlı giderler ama daha büyük moleküller moleküler büyüklüklerinden dolayı daha geride kalırlar. Dolayısıyla şu şekilde bantlar oluşur. Şu şematize edilmiş bir banttır. Şu da gerçek bir bantın fotoğraf görüntüsüdür arkadaşlar. Daha uzun fragmentler daha geride kalırken daha kısa fragmentler, yani daha küçük moleküler ağırlığa sahip olanlar daha hızlı ilerleyecektir. Evet, bugünkü dersimizde DNA ve RNA'nın kimyasal yapıları hakkında bilgi verdik ve DNA ve RNA araştırmalarında kullanılan bazı analitik yöntem ve teknikler hakkında bilgiler sunmaya çalıştık. Bir sonraki genetik dersinde tekrar bir araya gelebilmek ümidiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın.